Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler videolarımıza Vece hocamızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bu videoda neler var? Bu videomuzda tarihte toprak yönetimi nasıldır? Türk tarihinde genel olarak toprak yönetimi nasıldır? Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi ve Cumhuriyet yıllarında toprak yönetimine değinip bu videomuzu sonlandıracağız hocam. Evet, toprağın önemi. Toprak neden önemli? Çünkü bizim bütün canlılarımız, biz de dahil, hayvanlar dahil, tüm canlılar barınma ve beslenme ihtiyaçlarını topraktan karşılıyorlar. Ekonomik faaliyetlerinin ham maddesidir bir kere toprak. Tarım, hayvancılık, ormancılık, endüstri gibi özellikle konularda ekonomik faaliyetler çok daha yoğun olarak yapılır. Tuğla, topraktan tuğla, kiremit, porselen, fayans ve cam üretimlerini yaparız. Tarım ve sanayinin en temel unsurudur aynı zamanda ve gündelik hayatta da kullanılan ilk ev malzemeleri topraktan yapılmıştır. Hititlerde toprak yönetimine baktığımızda ekonominin temeli bir kere Hititlerin toprağa dayalı. Ne demek toprağa dayalı ekonomi? Yani toprağı işleme, toprağı hem işleyip hem de ondan ürünler elde etme hakkı Hititlerde halka bağlı ve bunlar da toprağı işliyorlar zaten. Toprak devletin malı olup kral bu topraklarda üretim yapılabilmesi için toprağı komutan ve valilerine veriyor. Bu size tanıdık gelecek çünkü ilerleyen süreçlerde Türkler de bunu baz alacaklar. Toprağı işleme hakkı olan kişiler elde ettikleri karla atlı arabaların masraflarını karşılayıp ve buna karşı da asker besliyorlar. Tanıdık geldiğini düşünüyorum size. Birazdan zaten açıklayacağım da. Frigilerde toprak yönetimi nasıldır? Tarım ve hayvancılığı geliştiren ve koruyan kanunlar yapmışlardır onlar. Çok önem veriyorlar. Hatta bu kanunları o kadar böyle keskin kanunlar ki mesela öküz kesmek, saban kırmak ya da ekili araziye zarar veren birilerini gördüğü anda direkt zaten yasak. Ciddi anlamda cezası ölüm oluyor arkadaşlar. Burada hayvancılık ve tarımı koruma amaçlı değil mi hocam? Tabii tabii. Hayvancılık ve tarımı korumak için çıkartılan kanunlar zaten. Ortaçağ Avrupa'sında toprak yönetimine bakalım. Bir kere Avrupa'da toprakların ve köylerin derebeyine ait olduğunu onaylayan bir sistem var. Biz bu sisteme feodalizm yani derebeylilik diyoruz. Derebeylik. Bunu çok sık duyacağız Avrupa tarihinde. Yani toprak ve köylüler olduğu gibi yani hepsi bir bütün olarak bu krala bağlı oluyor. Derebeyine bağlı oluyor. Toprağa sahip olan senyor ya da diğer bir adıyla derebey de denilen soylular sınıfı oluşuyor arkadaşlar. Yani bir hiyerarşi toprak var. Toprak ağaları var aslında. Evet, toprak ağalığı zaten. Bir hiyerarşi var. Yani bir kademe kademe ilerleme söz konusu. Sınıfsal ayrımlar işte tam da Orta Çağ'da Avrupa'da bu dönemde başlıyor. Bu sınıf sosyal ve ekonomik ve siyasi gücün belirleyicisi olmuş. Yani toprağın sahibi aynı zamanda halkın efendisi. Böyle düşünelim. Senyor ya da derebeyin toprağını ekip biçenlere de biz köleler diyoruz. Ya da halk. Buna diğer bir adı da serf. Senior derebey yani toprak ağası, kölelerde serfler diye. Serf aslında serve'den geliyor, hizmetkarlar, hizmetçilerden geliyor. Evet, evet çok doğru. Geçiyorum. Avrupa'dan sonra Türk tarihinde toprak yönetimi nasıl? Türkiye Selçuklularına bakıyorum ki daha sonra Osmanlı Devleti de Türkiye Selçuklularının toprak yönetimini kendisine kıstas kabul edecek. Tarım yapılan topraklar ikta adı verilen bölümlere ayrılıyor. İktalar hizmet karşılığında önemli başarı gösteren komutan ya da devlet adamlarına ödül olarak veriliyor. Şimdi komutan ve devlet adamlarına ödül olarak veriliyor ama bu ikta sahipleri olmuş oluyor. Bu ikta sahipleri hem bu toprakları işleyip ürün elde etmek gerekiyor. Hem de burada çalışan, bu topraklarda çalışan insanları asker olarak yetiştiriyor. Yani aslında devlet hem, hazır bir ordu oluşturuyor. Hem tarım işçisi hem de hazır asker. Evet evet, bir savaş olduğunda hemen bulundukları bölgeyi kurtarabilecek potansiyeldeler. Aslında çok mantıklı bir kesinlikle yöntemmiş. Neden diyeceksiniz? Şu anda mesela hani memur olarak askerler de memur, polisler de, öğretmenler de memur. Bunların hepsi devletten maaş alıyor. Ama şimdi bunların devletin anlamındaki yükünün azaltıldığı bir sistemmiş bu. Evet. Ne oluyor? Kesinlikle. Hem toprak işleniyor hem insanlara tarım işte bir gelir kapısı oluyor. Hem de baktığımız zaman oradaki askerlerin ücretleri toprak sahipleri tarafından ödendiğinden evet dolayı yani devletin cebinden de yükün ciddi şekilde azaltılmış oluyor devletin yükü. Evet, devletin cebinden de para çıkmıyor bunlara tabii ki. Güzel bir ne yöntem. Ne oluyor? Hem toprak işlemiş oluyor, hem topraklar ekilip biçilmiş oluyor ve üretimde devamlılık sağlanıyor. Bu sistemi Selçuklu Devleti ikta diyor. Osmanlı Devleti'nde ise dirlik ya da tımar şeklinde görebiliyoruz biz peki arkadaşlar. Peki şey söyleyeceğim. Yani hani
bir iki sene sanırım ekmez biçmez derse evet. ellerinden topraklar alınıyor değil mi? O kuralları, evet o kuralları Osmanlı Devleti koyuyor. Daha görünür olarak görüyoruz. Selçuklu'da buna rastlamıyoruz ama Osmanlı Devleti'nde evet öyle bir kural var. Şimdi ona da değineceğim. Osmanlı Devleti'nde de devlete ait topraklara biz miri toprak diyoruz arkadaşlar. Miri toprakların önemli bir kısmını tımar toprakları oluşturuyor. Daha demin bahsettiğimiz gibi. O değineceğiz. İşletme hakkı ise halka veriliyor. Tımar sahipleri topraktan kazandıklarının parasıyla devlete Cebelü adını verdiğimiz asker yetiştiriyorlar. Yani hazır ordu yetiştirmek zorundalar. Cebeci de zaten asker hocam. Asker topçu. Evet. Asker Cebelü aynı anlama geliyor. Bunu tımar sahiplerinin yetiştirdiği askerlere biz Cebelü diyormuşuz. Evet, tımar sahibi eğer toprağını 3 yıl boş bırakırsa, köylüye kötü davranırsa tımarı geri elinden alınıyor. Dolayısıyla o 3 yıl boş bırakmak yok. Yani toprak sürekli işlenir halde. Evet. Evet, bu da neyi sağlar? Üretimde bir süreklilik meydana getirir. Ve tımarlı sipahiler de yetiştiği için yani askerler de yetiştiği için bölgede hem asayiş hem güvenlik sağlanır ve daha güvenli bir konuma gelir bu bölgeler. Tımar arazisi gelirine göre de birkaç bölüme ayrılıyor. Mesela has. Has arazi. Has arazi, evet. Senelik geliri 100 bin akçeye geçen tımarlar ama bu padişah ve hanedandaki kişilere verilen topraklar. İstediği şekilde kullanabiliyor. Zeyamet arazisine bakalım. Senelik geliri 20 bin akçeden 99.999'a kadar. Yani 100 binden bir tık az. Evet, aynen. Tabii ki hastan daha düşük bir geliri var. Subaşı, eyalet merkezlerindeki defterdarlar veya sancaklarda alay beylerine verilir. Yani Subaşı kimde? Bu polis başlarının emniyet müdürü. Söyleyemedim. Emniyet müdürü gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin tam birebir şeyi yok, karşılığı yok aslında. Hmm. Ama bugünkü anlamıyla emniyet müdürü şeklinde düşünebiliriz. Tımara bakıyorum. Senelik geliri 19.999 akçeye kadar tımarlar sipahi askerlere veriliyor. Tımarlı sipahiler kimdi? Tımar üzerinde yani o tımar topraklarında yetişen askerlerdi, geliştirilen askerlerdi. Bu şekilde tımar sistemi de zaten bir fermanla 1839 Tanzimat Fermanı'yla kaldırılıyor. Artık daha farklı bir sisteme geçiliyor. Geçiyorum Cumhuriyet yıllarındaki toprak yönetimine. Bir kere Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonominin temeli tarıma dayalıyordu. Toprağın sahibi de kimdir? Halktır. Halk. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Cumhuriyet yıllarında artık mülkiyetçiliğe geçildi. Osmanlı döneminde özel mülkiyetçilik yoktu. Ama artık insanlar kendi topraklarını alabiliyorlar. Bir arsa gördüklerinde satın alabiliyorlar. Bu belli kanunlarla bu sisteme geçildi. Ve ardından Cumhuriyet için bir diğer ekonomi açısından önemli olan bir kongremiz var. İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi. Burada milli ve bağımsız bir ekonomi hedefleniyor. Nedir milli ve bağımsız ekonomi? Kimseye muhtaç olmadan ülkede tarım yapmak ve köylünün kalkınmasını baz alan çiftçinin köylünün daha çok ekip biçmesi ve bu ürünlerin tüm Türkiye'ye, tüm ülkeye yayılması milli, bağımsız hiçbir ülkeden direkt doğrudan bizim ülkemizde olan ürünleri ihraç etmeden, ithal etmeden özür dilerim. Böyle bir temele dayanan kongre, iktisat kongresi. Çok güzel kararlar alınıyor tarıma dair ve ekonomiye dair İzmir Türkiye İktisat Kongresi'nde. 1925 yılında da aşar vergisi bu köylü için çok büyük bir yük. Ürettiklerinin belli bir miktarını, dan fazlasını devlete veriyorlar ve bu köylü aslında bu çiftçilik yaparak pek bir şey kazanamıyor. Topraktan pek fazla gelir elde edemiyorken bu verginin kaldırılmasıyla birlikte köylü artık rahat bir nefes alıyor. Hemen bakıyorum, modern tarımı geliştirmek için Atatürk tarafından Ankara'da orman çiftliği kuruluyor. Atatürk Orman Çiftliği. Hatta hala bazı mandıralarda görüyoruz. Atatürk Orman Çiftliği'nden işte alınmış yoğurtlar, evet, sütler görebiliyoruz ya da ürünlerini görebiliyoruz hala. O günden bugüne hala devam ediyor. Ziraat Bankası önemlidir. Çiftçiye çok yoğun bir kredi vermiştir ve bununla ilgili düzenlemeler yapmıştır Ziraat Bankası da.
bu anlamda önemli. Peki geliyorum günümüzde ülkemizde tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar hangileriymiş, onlara bakalım. Tarım ve Orman Bakanlığı ülkemizde tarımla ilgili politikalardan sorumlu en üst kurum zaten. GAP İdaresi Başkanlığı. GAP nedir? Güneydoğu Anadolu Projesi. Özellikle biz çocukken yapılıyordu. Şu anda tamamlandı değil mi? Atatürk Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte. Evet, çok doğru. Atatürk Barajı, Şanlıurfa'daki Atatürk Barajı, Fırat ve Dicle nehirlerinin bir set oluşturarak barajlar ve sulama kanalları kurarak o özellikle Güneydoğu'daki ve Şanlıurfa'daki o büyük ovaları, arazileri, kurak toprakları sulanmasını baz alan ve burada artık bir tarım faaliyetlerinin yapılmasını öngören bir projeydi Güneydoğu Anadolu Projesi. Çok da etken, çok da güzel bir projeydi. Devam da ediyor hala. Eskiden çorak topraklarken şimdi artık yeşilliği bol, üstünde tarım yapılabilen alanlar haline geldi. Ziraat Bankası diğer kuruluşumuz, çiftçilere kredi desteği sağlar. Devlet su işleri, sulama kanalları ve barajlar inşa eder yapımında önemli etkendir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bitki ve hayvan ürünlerini arttırmayı hedef alır. Ürünleri çeşitlendirmeyi ve kaliteyi yükseltmeyi hedeflemekte. İşte tarım işletmeleri mesela neler yapar? Bu bitki ve hayvan ürünleri nasıl arttırılır? İşte doğru gübreleme, doğru besleme ya da aşılama yöntemlerini kullanarak bunları ülkeye getiren ve burada üretimini sağlayan bir kurumdur. Tarım Kredi Kooperatifleri, bu da üreticilerin ürünlerini desteklemek ve fiyat düşüşlerine karşı üreticilerin zarar etmesini önlemek amacıyla bir kooperatif şeklinde destekleme yapmak açısından kurulmuş bir tarım kuruluşudur. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, tabii tarım denince aklımıza ilk başta çiftçiler geliyor, bir de ziraat mühendisleri geliyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve tarımsal politikaların genel menfaatlere uygun olarak yürütülmesini baz alan bir kurumdur yine. Son olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bakalım. Özellikle tahıl ürünlerinin alım ve satımını yaparak ekonomide istikrarı, tarım alanındaki istikrarı sağlamakla yükümlü olan kuruluşlardır arkadaşlar. Evet, bu videomuzda da tarım kuruluşlarından bahsettik. Türkiye'de toprak yönetimi nasıl, dünya üzerindeki örneklerine değindik ve bu şekilde videomuzu sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Diyoruz hocamıza teşekkür ederiz. Yepyeni videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.